İşte karşınızda dünya. Yüz binlerce yıldır evimiz olan, bilinen yaşama uygun tek gezegen. Devasa dağlarından kurak çöllerine kadar her bir köşesini ziyaret ettiğimiz bu küçük mavi noktanın dışında Güneş sisteminde 7 farklı gezegen daha bulunuyor. Gelin birlikte bu gezegenlere doğru bir seyahate çıkalım ve yüzeylerinin nasıl göründüğüne bakalım. Yolculuğumuza Güneş sisteminin kalbinden, Merkür'den başlıyoruz ve bir cüce gezegen olan Plüton'a doğru yola çıkıyoruz. İlk durağımız Merkür. Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür'de yüzey sıcaklığı gündüzleri 400 santigrat dereceye kadar çıkarken geceleri eksi 180 dereceye kadar inebiliyor. Venüs kadar sıcak bir yüzeye sahip olmasa da zayıf atmosferi sebebiyle her daim kavrulan Merkür, yaşamı hiçbir koşulda desteklemeyen bir gezegen. Dışarıdan bakıldığında uydumuz Ay ile neredeyse aynı görünen Merkür, kuyruklu yıldızlarla ve meteoritlerle yaptığı çarpışmaların sonucunda tahrip olmuş bir yüzeye sahip. Aslında bilinenin aksine Merkür bir atmosfere sahip değil. Güneş rüzgarları, asteroidler ve meteoritler sebebiyle sürekli aşınmaya maruz kalan Merkür atmosferi o kadar ince bir yapıdadır ki atmosfer sınıfına girmez. Merkür'deki bu ince tabakaya egzosfer denir ve çoğunlukla oksijen, sodyum, hidrojen, helyum ve potasyumdan oluşur. Egzosferi kendisini korumaya yetmeyen Merkür, Güneş sisteminin yaşanabilir bölgesine girmez ve en iç katmanda bulunur. Bu da onu yüksek sıcaklıklarla kavrulan bir cehennem haline getirir. Gezegenin yüzeyi görebileceğiniz gibi çoğunlukla kurak, ıssız ve sudan yoksun. Güneş'e olan mesafesi sebebiyle sıvı halde suya müsait olmayan Merkür, yoğun güneş rüzgarlarının ve güneşten gelen radyasyon akımlarının etkisiyle tamamen savunmasız durumda. Merkür o kadar kurak ve o kadar ıssız ki neredeyse görülecek hiçbir şey yok. Her bir yanı göktaşlara dövülmüş, milyarlarca yıldır güneşin saldırılarına maruz kalmış olan bu gezegeni kendi haline bırakıyor ve yolculuğumuza devam ediyoruz. Merkür'ün ardından şimdiki durağımız ise Venüs. Dünyanın ikizi olarak adlandırılsa da bulutlarla kaplı olan yüzeyi kurşunu eritecek kadar yüksek bir sıcaklığa sahip. Atmosferi o kadar kalın ki güneş dahil hiçbir gök cismini görmek mümkün değil. Gündüz vakti etraf puslu sarı bir ışıkla aydınlanıyor ancak buna rağmen güneşi görmek dahi mümkün olmuyor. Venüs'ün tuhaf bir özelliği ise gezegenin tersine doğru dönmesi. Dünya, Mars, Merkür gibi gezegenlerin aksine Venüs tam tersi yönde dönüyor. Bir günü bir yılından daha uzun olan Venüs'te mevsimsel döngüler bulunmaz. Ancak bilim insanları bundan en az 1 milyar yıl kadar önce Venüs'ün okyanuslarla kaplı yaşanabilir bir gezegen olduğunu düşünüyor. Fakat Güneş'e olan mesafesinin çok yakın olması ve atmosferinin kalınlığı gibi sebeplerden ötürü oluşan sera etkisi gezegeni milyarlarca yıl boyunca kavurdu ve günümüzdeki yaşanamaz haline getirdi. Sıcaklığı atmosferinde hapsetmesi sebebiyle dengesi bozulan ve düzenli olarak ısı artışı yaşayan Venüs, bugün en zorlu yeryüzü koşullarına sahip gezegenlerden biri. Gündüz vakti eğer gezegenin bulutlarını ortadan kaldırırsak, Güneş işte bu şekilde görülebilir bir hal alacak. Ancak Venüs'te gerçekten ne yazık ki Güneş bu şekilde görünmüyor. Bulutları tekrar aktif ederek simülasyonu daha gerçekçi bir hale getirdiğimizde ise işte bu şekilde puslu bir ışık kaynağı olarak görülüyor. Venüs'e dışarıdan bakıp bulutları ortadan kaldırırsak yeryüzünü net bir şekilde görebiliriz. Yeryüzü yüksek sıcaklık ve basıncın etkisiyle tamamen kavrulmuş durumda. Buna rağmen Venüs'ün daha önce nehirlerini oluşturduğu düşünülen hatlarını görmek mümkün. Bu su hatları, Venüs'teki dengeler bozulmadan önce gezegenin ana yaşam damarlarından birini oluşturuyor olabilir. Ancak şu anda gezegen hem sıvı halde hem de katı halde sudan yoksun. Suyun büyük çoğunluğu buharlaşarak bulutlara hapsolmuş ve gezegenin artan sera etkisini tetikleyecek bir durumda. Tuhaftır ki Venüs'ün yüzeyinden gerçek bir fotoğrafa sahibiz. Venüs'ün yüzey koşulları bu kadar zorlu olmasına rağmen Sovyetlerin yolladığı Venera uzay aracı Venüs'ün yüzeyinden birkaç fotoğraf çekmeyi başardı. İşte karşınızda o görseller. Venera 7 sondası tarafından çekilen bu görüntülerde yüzeyin sülfürden kaynaklı sarı bir renkte olduğunu ve bu rengin atmosferde etkilediğini net bir şekilde görebiliyoruz. Sıcaklıkların 482 santigrat dereceyi gördüğü bu cehennemde Venera 7 yalnızca 35 dakika boyunca çalışabildi.
Yüksek basıncın ve sıcaklığın etkisiyle çalışmayı durduran ve neredeyse ezilen bu sonda bize Venüs hayallerimizi sonlandırmamız gerektiğini gösteren ilk araç oldu. Güneş sistemindeki cehennemleri geride bırakıyor ve sıradaki durağımız, belki de yeni dünyamız olacak olan Mars'a geçiyoruz. Kızıl gezegen, demir, nikel ve sülfürden oluşan yoğun bir çekirdeğe sahip. Yüzeyindeki kızıl görünümün sebebi ise toprağında yer alan demirin oksitlenerek toza dönüşmesinden kaynaklı. Bu toz, Mars'ın şiddetli fırtınalarıyla atmosferde dağılıyor ve gezegenin dört bir yanını çevreliyor. Dışarıdan baktığımızda Mars'ın çoğunlukla kızıl görünmesinin sebebi de aslında bundan kaynaklı. Gezegende şu anda sıvı halde suyun bulunmadığı bilinse de yapılan gözlemler sonrasında Güney Kutbu'ndaki buzulların altında sıvı halde suyun olabileceği düşünülüyor. Bu da Mars'ın hala jeotermal olarak aktif olduğu ihtimalini akıllara getiriyor. Gezegende şu anda aktif olmasa da daha önceden nehirler, deltalar ve hatta göl yataklarının olduğu, aynı zamanda yalnızca sıvı haldeki su ile oluşabilecek kaya ve minerallere de rastlandığı biliniyor. Yapılan jeolojik araştırmalara göre 3,5 milyar yıl kadar önce Mars'ın yüzeyinde büyük sel felaketlerinin yaşanmış olması oldukça yüksek bir ihtimal. Gezegenin yüzeyine indiğimizde tamamen kurak, soğuk ve cansız bir yeryüzü ile karşılaşıyoruz. Karbondioksit, azot ve argon gazlarından oluşan atmosferi gece vakti yıldızların çıplak gözle görülmesine izin verecek kadar zayıf ve ince bir yapıda. Gündüz vakti ise oksitlenmiş demir tozunun etkisindeki atmosfer sebebiyle gökyüzünde puslu ve kızılımsı bir renk hakim olduğunu görebiliyoruz. Ancak fark ettiyseniz bu Venüs kadar yoğun bir şekilde görülmüyor. Bunun sebebi Mars'ın çok kalın ve yoğun bir atmosfere sahip olmamasından, aynı zamanda yoğun bulutlara sahip olmamasından kaynaklı. Mars'ın ince atmosferi ve tek tük rastladığımız bulutları gökyüzünün net bir şekilde görülmesini sağlıyor. Aynı zamanda gezegenin bu zayıf atmosferinin meteorlara ve asteroidlere karşı neredeyse hiçbir koruma sağlamadığını da belirtelim. Eğer olur da bir gün oraya gidersek kendimizi dünyadaki gibi güvende hissetmemiz bir hayli zor. Sıcaklık ortalama -65 santigrat derece olduğu için yapay bir ısıtma sistemimiz yoksa işimiz gittikçe zorlaşacak. Mars'ın kuvvetli rüzgarlarının arasında gün batımının tadını çıkarıyor ve bir sonraki yolculuğumuza hazırlanıyoruz. Potansiyel dünya adayımız Mars'tan ayrılıp yolumuza Güneş sisteminin devi olan Jüpiter'le devam edelim. Jüpiter'in bileşimi Güneş'le oldukça benzer bir yapıda. Çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluşan gaz devinin derinliklerinde atmosfer basıncının ve sıcaklığın artması sebebiyle hidrojen sıvı halde yer alıyor. Bu sebeple Jüpiter bir gaz devi olmasına rağmen Güneş sistemindeki en büyük hidrojen okyanusuna sahip. Sıvı hidrojenden oluşan bu okyanus gezegenin daha derin katmanlarında elektronların sıkışarak sıvıyı metal gibi iletken hale getirmesini sağlıyor ve bu sayede Jüpiter'in güçlü manyetik kalkanının oluşmasına destek oluyor. Bu manyetik kalkanın en büyük göstergesi de işte kuzey ışıkları. Jüpiter tamamen gazdan oluştuğu için ne yazık ki iniş yapabileceğimiz bir yeryüzüne sahip değil. Bu sebeple yalnızca bulutlarının üst katmanlarına ineceğiz. Gaz devinin üst bulut katmanlarında yoğun şekilde amonyak ve amonyum hidrosülfür kristalleri bulunuyor. Bu bölgede bulutlar çok yoğun olmadığı için güneşin batışını ve ardından oluşan karanlıkta Samanyolu galaksisini rahat bir şekilde görebiliyoruz. Gezegenin aynı zamanda diğer bölgelerinde, örneğin büyük kırmızı lekesindeki fırtınada çok şiddetli rüzgarlar mevcut. Bu rüzgarlar Jüpiter'in karasal bir yapısı olmadığı için asla durmuyor, giderek artıyor ve hatta yeni fırtınaların oluşmasını sağlıyor. Güneş sistemine doğru çıktığımız yolculuğun ilk bölümünün sonuna geldik. Bu videonun devamında Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton'u ziyaret edecek, yüzeylerine inip manzaranın tadını çıkaracağız. İkinci bölüm için takipte kalın, bildirimleri açmayı unutmayın. Çalışmalarımın desteklenmesi için abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Ayrıca videonun hazırlanmasında kullanılan dijital materyalleri ve benimle iletişime geçebileceğiniz adresleri açıklamalar kısmına ekliyorum. Kendinize iyi bakın, bilimin ışığında kalın.